Şunu söyleyebiliriz, bu oyunun başarısızlarından biri büyük ihtimalle, ben de oyunun oyuncularından biriyim açıkçası, iyi tasarlanmış fizik motoru var. Anlayabiliyorsunuz, rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ağırlık, yer çekimi vesaire gibi sizin kafanızda bak, normalde olan... fizik derslerinden hepimiz yani, bilmiyorum yani çoğumuz evet, pek başarılı değiliz ama şurada fizik öğrenilebilir. Çünkü yer çekimi var, farklı yoğunluklarda materyaller var. Bunlara belli bir güç uyguluyorsunuz. Farklı şekillerde onlara devirmeye çalışabiliyorsunuz. Güç, kuvvet, çarpışma vesaire, tepki, tüm bunları çok güzel modellemiş bir sistem var ortada. Onun üzerine güzel bir hem kontrol sistemi, parmağınıza dokunarak, hiç zor değil, çok basit. Dahası iyi bir tasarım. Sevimli karakterler, baktığınız zaman rahatlıkla gülebiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Hani işte şey yani düşünmüyorsunuz. Bir taraftan hani bir şey var, hani entelektüel bir uğraş diyelim, fizik kuralları falan, ama bir taraftan da dizayn var, eğlencelilik falan. Ya bu yeni modalite böyle yani. Kesinlikle. Böyle hani gıpgri, böyle tamamen fonksiyona odaklanmış okul binalarının nasıl yerini renkli şeylere bıraktığı gibi sanırım burada da öyle bir süreç var. Bir sürü etmen bir arada rahatlıkla çözebildiğiniz, baktığınız zaman bunu yaptığınız zaman bu oluyor. Bu niye olmuyor? Çünkü benim evet fizikten bunu biliyorum. Yürürken çarpmadan bunu biliyorum. Bir yere top attığım zaman ne olduğunu biliyorum. Kafanızda var olan kavramları alıyor, bunu iyi bir şekilde modelliyor ve sizin anlamakta zorlanmayacağınız bir sistem haline getirerek onu güzel bir de tasarımla birleştiriyor. Size harika bir deneyim yaşatıyor. Çok güzel. Ve belki buna ek olarak kullanıcı üretimi içerik açısından belki bunu bir değerlendirmek yerinde olabilir söylediğiniz gibi. Bu çok önemli bir şey. Çünkü yeni medyanın aslında en önemli şeylerinden biri, biz artık var olan medyayı alıp kendimiz tekrar onu değiştirip yeni bir şey üretebiliyoruz sıradan kullanıcılar olarak. Ve burada da aslında çok önemli bir kültürel üretim var. Çünkü bu oyunu gerçekten alıp yeni bir şey yapmış birisi ve bunlar bir hikaye anlatmış kendine dair. Fakat burada çok önemli bir nokta, copyright meselesi giriyor işin içine. Belki daha sonraki tartışma konuşmaların konusu. Fakat bir taraftan da gerçekten kültürel üretimin parçası. Burada çok büyük bir soru çıkıyor ortaya. Kullanıcı üretimi içerik copyright'ı ne kadar bozabilir, ne kadar kalabilir? Bence o açıdan tartışılması gereken örnekler bunlar. Onu evet, ayrıca da